Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok hoş ve değişik bir motif modeli çalışacağız. Gerçekten her yere yakışabilecek bir model. Vitrin takımı, oda takımı, peçetelerinize, yazlık bluzlarınıza çok çok yakışacak bir model. Merserize iple de yapabilirsiniz bu modeli, bluz yapmak için. Örtüler için de, renkli örtüleri sevenler için özellikle hoş bir model oldu. Şimdi bunun yapılışına geçeceğiz. İpim 4 katlı bükülmüş suni ipek. Onunla çalışıyorum. Çok hoş oluyor ütülendiği zaman. Çok hoş görünüyor. Ve 0,6 milimetre 20 numara yazan bir tığım var. Şimdi modelimizin yapılışına geçeceğiz arkadaşlar. Evet, ipimizi alıyoruz elimize. Tığımızı da aldık. Şu şekilde birkaç sefer sarıyorum ve yapmaya başlıyorum. İlk başlangıçta şu şekilde tutuyorum ipi ucu elimde ve tığ geçiriyorum. Elimle tutarak bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. İlk baştakini çok sıkmıyorum. Bir zincir yapmış oldum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir yapıyorum ve ilk gözüme batarak çıkıyorum. Hemen onu çekiyorum tekrar. Sonra bir tane zincir yapıyorum. Alt ipimi de arada yürüterek sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi buraya 16 tane sık iğne çalışacağım bu şekilde. Evet arkadaşlar, ilk baştaki zincirimi 1 olarak sayıyorum. Onunla beraber 16 tane yaptım ve en son İlk başladığım yerin içine batarak, zincirin kenarına batarak çekiyorum. İkisini birden alıyorum. Şimdi üst sıraya geçeceğim. Farklı bir yerden başlayacağım. Onun için 11, 6 daha 17 tane zincir yapacağım. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi 11 tane zincirimi yaptım. Üzerine, pardon, 11 zincirden sonra arada bir tane zincir göz bırakıyorum trabzanın tepesine, sık iğnenin bir sonraki sık iğnenin tam tepesine iniyorum. Evet arkadaşlar, 11 değil 17 zincir. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Daha sonra yandaki bir tane göz bırakıp bir sonrakine batıyorum ve sık iğne ile kapatıyorum ucunu. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3 kere sarıyorum üzerine. Yine bir tane boş bırakıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Şimdi bir tane tekli çekiyorum. Bir çiftli, bir daha çiftli, bir daha çiftli, bir daha çiftli. Yani 5 kere de çekmiş oluyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 sarıp yine aynı yere batıyorum. Biraz önce battığım yere batıyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5 seferde bitiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane zincir çekiyorum. Yine bir boşluk bırakıp arada bir sonrakine batıyorum. Şimdi bu normal motifimin hali. Bu yarım olan motif. En son tamamlayacağım onu. Şimdi şu şekilde yaparak devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11. Üzerine 3 kere sarıyorum. Bir boşluk bırakıp 5 de çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi bir daha çalışacağım bunun gibi. Ve 3 tane bu şekilde olacak. Ondan sonra bunu tamamlayacağım. Evet arkadaşlar, şimdi 11 tane zincirimi çektim. Bir boşluk bırakıp bir sonrakine batıyorum. Bakın şimdi şu şekilde 3 tane motifin tamamını yapmış oldum. 4. motifim yarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi 11 tane zincirimi yaptım. 1, 2, 3 kere sardım. İlk yaptığım yere batıyorum. Yani üst sıraya geçerken ilk yaptığım yer var burada. Şimdi oraya batıyorum. Yine 5 seferde çekiyorum. 2, 3, 4 ve 5. Bakın şu şekilde. Şimdi de 1, 2, 3 zincirimi yapıyorum şu arada yaptığım. Ve bu ilk yaptığım yerin 6 tane zincir var. 5 zincir, 6. zincirin olduğu yere batıyorum ve ipimi bu şekilde çekerek bu sırayı bu şekilde tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Yani ortasından geçiyorum üst sıraya. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane zincir yapıyorum ve kenarı için 1, 2, 3, üzerine bir tane atıyorum. 1, 2, 3'lü trabzan. 1, 2, 3. Şimdi bu kenardaki zincirden sonra 6 tane üçlü trabzan yapıyorum. 4, 5, 6. Daha sonra yine üstüne alıyorum ama bu sefer iki seferde çekeceğim. 2 alıyorum, 2 alıyorum. 3 tane de böyle yapıyorum. 2 alıyorum, 2 alıyorum. Tekrar 2 alıyorum, 2 alıyorum. Sonra yine üstüne atıyorum tığımın. Tek seferde çekiyorum. Tekrar tek seferde 3 tane de bu şekilde yapıyorum. Daha sonra da hiç üzerine atmadan 1, 2, 3 tane. 3 tane sık iğne, 3 tane tekli trabzan. 1, 2, şimdi 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra 3 tane üstüne atıp tek seferde 1, 2, 3. Sonra üstüne atıyorum iki seferde 1, 2, 1, 2. Tekrar 1 ve 2. Şimdi 3 seferde çekeceğim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4 tane oldu. 5 ve 6. Şimdi 6 taneyi yaptım burada. Daha sonra trabzanın tepesine batıyorum ama burada arada 3 tane zincir yapmamışım ilkinde. Hemen araya batıyorum yine. 1, 2, 3 tane sık üçlü trabzan yapıyorum buraya. Daha sonra yine trabzanın tepesine batıyorum. Yani şu köşedeki trabzanın tepesine. Ondan sonra yine karşı tarafın aynısını. 6 tane üçlü trabzan. 3 tane ikili trabzan.
3 tane tekli trabzan, 3 tane de sık iğne yapıp bu şekilde buraya kadar tamamlayacağım arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde çalışacağım. Evet arkadaşlar, bu şekilde çalışarak 3 tane yaprağımızı çalıştık kalp şeklinde. Daha sonra bu son yaprağımı, ilk başladığım yaprağa geldim. Ortaya 3 tane üçlü trabzanımı yapacağım. 2 3. Şimdi bunu yaptıktan sonra sıram bitiyor. Yine ilk baştaki zincir, 3 tane zincir, 4. zincire batıyorum ve bir çektikten sonra onunla beraber tığımdakini de çekiyorum. Bu şekilde bu sırayı da tamamlamış oluyorum. Şimdi üst sıraya geçeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir yapıyorum. 1 2 3. Üçüncüye batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir yapıyorum. 1 2 üçüncüye batıyorum. Yani altılı vardı burada. Altının 6 tane üçlü trabzanın sonunda bitiyor. 1 2 3 4 ve 5 tane zincir çekiyorum. Tekrar buradaki altılı trabzanın başladığı yere 1 2 3 4 5 6. Buraya gelip batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi yapıyorum. 1 2 tane bırakıp 3.'ye batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 7 zincir yapıyorum. 1 2 3.'ye, yani şeyin şuradaki tepeye battığımın tepesine gelmiş oluyorum. 1 2 3 4 5 7. Bu sefer 3 tane bırakıyorum. Ortadaki 3 taneyi bırakıyorum. Diğer tepe olan yere batıyorum. Yine 2 tane bırakacağım şimdi. 1 2 3 6 7. 2 tane bırakıp 3.'ye batıyorum. Bu şekilde bu sırayı dolaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde çalışarak motifin son kısmına geldim. Yine 1 2 3 tekrar 1 2 3 4 5 6 7 yaptım. Trabzanın olduğu sıraya battım. Şimdi 1 2 3 tane zincir yapıyorum. Diğer bu sırayı bitirmek için yine tam dibine batarak üstüne aldım tığımın ipimi. Hemen 1 2 üçlü trabzan yapıyorum. Yani burada 7 zincir yerine 3 zincir ve üçlü trabzan yapmış oldum. Üst sıraya geçebilmek için tekrar 1 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum. Yandaki zincirin içine batarak çekiyorum bir seferde. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi yapıyorum. Tam ortasına geliyorum. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Tekrar bir daha ve üçüncüyü yapıyorum buraya. Daha sonra ortadaki iki geçişin arasındaki, iki yaprağın arasındaki geçişe 5 tane sık iğne. 2 3 4 ve 5. Sonra tekrar bir yandaki göze 2 3 tane sık iğnemi yapıyorum buraya. Tekrar 7 tane zincir, 2 3 4 5 6 7. Yandaki göze geçiyorum. Tekrar 3 4 5 6 7. Yine yandaki göze. Burada şimdi bu şekilde yapacağım. 4 5 6 7. Daha sonra ekleme kısmını göstereceğim sizlere. Son bir iki kenar ekleyeceğim için şuradan başlamıştım üst sıraya. Şu kısmı bir, bir de bu kısmı, şuraya kadar geleceğim. Bundan sonra tekrar göstereceğim size. Evet arkadaşlar, şimdi şu başladığım yerden sonra
İki tane orta geçtim. Yarım, bütün, tekrar yarıma geldim. Yani bir iki tane yaptım burada. Dört tanenin yarısını yaptım. Ve şimdi ikili ekleyeceğim için bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum. Motifimi ters çeviriyorum. Burası tersi. Benim motifim de ters tarafı. Hemen buradan bir, iki, üçüncüye batıyorum. Ve tek seferde çekiyorum. Bir, iki, üç tane zincirimi yapıyorum. Aşağıya normal çekiyorum. Sık iğne gibi. Tekrar bir, iki, üç. Buradan geçiriyorum. Tekrar sık iğnenin yanındakinden. Tek seferde çekiyorum. İki, üç tane zincirimi yapıyorum. Aşağıya geldiğim. Burası üç tane sık iğnem olacak. Araya 5 tane sık iğne, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar 1, 2, 3 tane sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3 zincirimi çekeceğim. Karşısındaki motiften ekleyeceğim. Tekrar 1, 2, 3 zincirimi çekeceğim. Yandaki göze ineceğim. Tekrar 1, 2, 3 zincirimi çekip diğer karşıdaki motifle birleştireceğim. 1, 2, 3 zincir çekip bu taraftan birleştireceğim. Yani şu şekilde birleştirmiş oldum bu kısmını. Şimdi diğer motifimle birleştireceğim aynı şekilde. 1, 2, 3 bu taraftakiyle birleştiriyorum. Şu çeviriyorum. Şu motifimle. Aynı şekilde birleştirmeye devam edeceğim burada da. Köşeye kadar geleceğim. Evet arkadaşlar, şimdi buradan ikinci tarafımı ekliyorum. 1, 2, 3 bu taraftan ekledim. Şimdi tekrar 1, 2, 3 karşı taraftan 1, 2, 3 tekrar dönüyorum. Buradan daha önceki motifi başladığım yer var. Oraya sık iğneye batıyorum. Ve tek seferde çekiyorum. Üstten çekmiyorum. Ve bir tane zincir yaparak bitiriyorum. Ve ipimi kesiyorum buradan. Şimdi tersine dönüyorum. Hemen oraya battığım yere geliyorum. Alt tarafından tığımı geçiriyorum. Tekrar ilmek yaparak buradan çekiyorum. Çektim aşağıya. Şimdi bunu buradan hemen kesiyorum. Ve hafif yapıştırarak motifimi tamamlıyorum. Şimdi bu ütüsüz olduğu için tabii biraz daha farklı görünüyor. Ütülendiği zaman bu şekilde açılıyor ve gayet düzgün duruyor. Şimdi bunun tekrar ütüsünü yaparak göstereceğim sizlere arkadaşlar. Şimdi bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar, iyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmında da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.